Bye. Merhaba sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şeye rağmen iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ederim size gerek abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız ve üyelikleriniz için. Son üyemiz Selen. Hoş geldin ve çok teşekkür ederim sana. Zaten ilk abonelerimdendin. Bir de bu desteğinden dolayı sağ ol, var ol. Hepiniz sağ olun ve var olun. Çok teşekkür ederim. Ve Instagram'da da varım. Kabus Fabrikası oradaki sayfamın ismi ve Spotify'da. Tabii ki orada da desteklerinizi beklerim. Bugünkü olayımız sevgili arkadaşlar, yine şeref ve namus kisvesi ardına gizlenmiş bir nokta 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 kişinin işlediği bir cinayet. Biliyor muydunuz, merak ediyorum. Sonrasında bunu tartışırız yine. Çünkü yine çok korkunç, yine çok sinir bozucu, yine aklın ve vicdanın almadığı bir olay. Yalnız bunun işlenişi çok hassas. Orada belirteceğim hemen öncesinde. Arkadaşlar orayı sararsa biraz ileriye iyi olur, hassas arkadaşlar. Onun haricinde totemimizi yapıyorum hemen. Diyorum ki lütfen, lütfen, lütfen. Kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. Lütfen. En fazla da ve hemen haycanlar ve çocuklar için. Neden? Çünkü onlar masum, savunmasız ve bizlere ihtiyaçları var. Evet. Bunu canı gönülden diliyorum. Evet. Bunları da belirttikten sonra bugünkü çok korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Müjde. Ben Müjde'nin soy ismini her yerde o kişinin soy ismiyle anılıyor. Öyle anmak istemiyorum. Kendi soy ismi de hiçbir yerde olmadığı için sadece Müjde demek istiyorum. Önder B. 2009'un yeni yıl gecesinde birdenbire havanın ne kadar soğuk olduğunu fark edecektir. Özellikle de burada. Doğu Vestfalya'daki Harzenwinkel'de ücra bir köy yolunun sonunda soğuğu iliklerinize kadar hissediyorsunuzdur çünkü. Muhtemelen yarım saat önce o tarladan kasabaya doğru gelirken bunu hissetmemiştir. Şimdi geri döndüğünde gözyaşları yüzünden aşağıya doğru akarken yerde korkunç bir şekilde parçalanmış 18 yaşındaki eşi Müjde'ye bakıyordur. Önder eğilir, onu hisseder, koklar, ölü karısını öper. Ardından polis memurları Müjde'nin cansız bedenini otopsiye götüreceklerdir. Önder Bey aynı zamanda kuzeni olan ve uzun süredir eşi olmak istemeyen genç kadını kısa bir süre önce aşırı şiddet uygulayarak hayatına son vermiş ve ardından da polisi aramıştır. Türkiye'nin doğusundaki Bingöl ilinden gelen Önder'in 18 Mayıs 2010 Salı günü Bielefeld Bölge Mahkemesi'nde duruşması başlayacaktır. Savcılık Önder Bey'i canavarca hisle cinayet işlemekle suçlar. Önder'in cinayetten sonra söyledikleri ise soğukkanlı araştırmacıları bile rahatsız edecek boyuttadır. Bunu da ileride söyleyeceğim size. Hemen sonrasında tutuklandıktan sonra ne sormuştur polislere? Hikaye 2005 yılında Önder Bey'in Müjde'yi bir düğün videosunda görmesiyle başlar. Müjde o sırada 15 yaşındadır. Kahkahaları düğün videosundan bile çok etkilemiştir Önder'i. Ailesine bu kuzeniyle evlenmek istediğini söyler. Katalogdan bir ürün seçer gibi Müjde'yi seçmiştir o videoda. Savunma avukatı ise şöyle savunacaktır bu durumu mahkemede. Geldiği yerde bir kadına sahip oluyorsunuz. Bizim toplumsal değerlerimiz ona tamamen yabancı. Önder'in babası Müjde'nin ailesiyle konuşmuş. Müjde'nin babası da çok isterim ama kızın da istemesi lazım demiştir. Sanki 16 yaşındaki genç bir kız tüm geleceğini etkileyen bu kararı verebilirmiş gibi. Önder Bey, Müjde ile tanışmak için Aralık 2006'da Doğu Anadolu'dan 3 günlüğüne Harzenwinkel'e gelir. Bir ömür için 3 gün yeterlidir aileye göre. 6 ay sonra Müjde 6 haftalığına Türkiye'nin doğusuna gider ve 2 Temmuz 2007 tarihinde
Türk yasalarına göre evlenirler. Müjde 17, Önder ise 23 yaşındadır. Bir düğün fotoğrafında altın rengi elbisesi içinde gülümsemeye çalışan güzel Müjde ve arkasında öylece ön tarafa doğru bakan Önder Bey'i görüyoruzdur fotoğraflarda. Evlilikten çok kısa bir süre sonra Müjde Önder'in göstermediği kötü yüzüyle karşılaşır. Daha evliliğin ilk günlerinde kendisine cinsel şiddet uygulayacaktır ve birine bir şey anlatacak olursa kendisini uçurumdan aşağıya atmakla tehdit edecektir gencecik kızı Önder Bey'e. 3 hafta sonra Almanya'ya Önder olmadan dönen Müjde bir daha onunla hiç karşılaşmamayı diliyordur aslında. Önder'le evliliğini Alman makamları kabul edene kadar Türkiye'de kalmalıdır Önder ve Müjde bu durumdan son derece memnundur. O süre içinde Müjde Almanya'daki normal hayatına normal bir şekilde devam eder. Hayat dolu bu genç kız arkadaşlarıyla buluşuyor, eğleniyor ve Önder'le pek ender görüşüyordur. Bu Önder'i tabii ki çileden çıkarıyordur Türkiye'de. Ya mektup ya da mesajla iletişim kuruyorlardır sadece. Hala Almanya'ya gidemeyen Önder Türkiye'de öfke nöbetlerine giriyor ve Müjde'ye mesajlarında hakaretler ediyor ve tehdit ediyordur. 2008 yılında 18 yaşına giren Müjde Türk yasalarına göre evli olduğundan ilk işi gidip boşanma davası açmak olacaktır. Önder Bey'den mutlaka hemen boşanmak istiyordur ve ayrıca polise giderek Önder Bey'in ona hakaret dolu ve tehdit mesajlarını göstererek onun hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Polis ise bunun üzerine sorgulama kararı çıkartır Önder Bey için. Ama maalesef 25 yaşında yasa dışı yollardan Almanya'ya giriş yapacaktır. Siyasi zulüm görme üzerinden iltica başvurusunda bulunmuştur. Sığınmacılar için bir barınakta kalacak yer verilse de kendisine inanılmaz olan Müjde'nin ailesinin onu yaşadıkları eve almalarıdır. Evet, kızlarının ondan boşanmak istediğini bildikleri halde ve onun tehditlerini bildikleri halde onu evlerine almışlardır. Gerçi sonradan onun ayrı bir odası vardı deseler de aynı evin içine almaları tabii ki akıl ve vicdan almaz bir şeydir. Kızının katlinden sonra baba polislere kızıyla damadının aslında sonradan düzeldiğini söyleyecektir. Boşanma tarihi o sırada belli olmuştur Türkiye'de ama boşanma davası geri çekilir ya da çektirilmiştir. 2008'i 2009'a bağlayan o gece Önder amcasının yanına başka bir şehre gitmiştir. Ama Müjde'nin kız kardeşiyle birlikte bir yılbaşı partisine katıldığını duyunca hemen oradan bir araba ayarlayacak ve yola çıkacaktır. Müjde'yi eğlendiği yerde mutlaka bulmalıdır ve bulacaktır da. Saat 23.15'te Müjde ve kız kardeşine sorunlar çıkararak, işte hakaretler ederek Müjde'yi oradan çıkarmaya çalışır. Müjde'nin kız kardeşi gitme der, korkar, içine doğar sanki kızcağızın. Müjde ise kuzenini yanına alarak onunla birlikte arabaya binecektir. Tüm aile bireyleri oraya birkaç kilometre uzaklıktaki amcalarında eğleniyorlardır. O yüzden oraya gider onlar da. Gece tam 12'de pasta kesilir, aile bireyleri ise birbirlerine sarılarak yeni yıllarını kutlarlar. Ancak Müjde henüz eşi olan Önder'e sarılmak istemez. Evet, işte bu korkunç bir şeydir. Önder Bey için aslında Müjde sadece dürüst davranmıştır. Zaten seninle hemen boşanmak istediğini bir de resmi makamlara başvurarak kızcağız belli etmiştir. Yalnız bir süre sonra Müjde eve gitmek ister ve Önder çıkmadan önce yola amcasının mutfağına gider, cebine bir meyve bıçağı koyar ve o şekilde çıkarlar evden. Arabada hemen tartışmaya başlarlar. Önder'in sorduğu sorulara cevap vermemek için Müjde müziğin sesini, radyonun sesini gittikçe daha fazla açıyordur. Bu daha da öfkelendiriyordur Önder'i. Müjde'den cep telefonunu ister Önder Bey. Müjde verir kendisine telefonu ve pin kodunu ister. Bir kez verir yanlış çıkar, iki kez verir ve üç kez verir telefon kilitlenir. Pin kodunu 3 kez yanlış verdiği için cep telefonunun tuş kilidini açıp
Neler olduğunu kontrol edemediği için işte öfke nöbetlerine girecek ve kendisine göre bardağı taşıran son damla olacaktır bu. Arabayı ıssız bir yola sürecek, yılbaşı gecesinin kutlandığı bir çiftlik evinin önünden devam edecek ve bir tarla yoluna girecektir. Birkaç yüz metre ilerisinde kendi yaşıtları eğlenirken, müjdenin o yaşıtları namus, töre, onurun hastalıklı beyinlerindeki yerlerini bilmezken henüz, 18 yaşındaki Müjde dehşet bir şekilde hayata veda edecektir. Ve o dehşet detayları size maalesef ki şimdi anlatmak zorundayım ki Önder Bey'in nasıl bir ruh hastası, acımasız bir vahşi olduğunu siz de görün ve hep birlikte şahit olalım. Hassas arkadaşları uyardığım gibi lütfen siz bu bölümü sardırın ileriye. Amcasının evinden aldığı kesici aleti çıkarır cebinden bu öfke ve kıskançlık kriziyle canavara dönüşen kişi. Müjde'ye saplamaya başlar. Başından, boynundan, yüzüne, vücudunun üst kısmına toplamda tam 40 kez. Ve en korkuncu ise 18 yaşındaki gencecik kızın iki gözünü birden oyarken kesici aletin ucunun kırılması olacaktır. Ve bu bile onu durduramayacaktır. Maalesef ki Müjde ise hala can vermemiş, canını kurtarmak için hala bağırıyor, ona ismiyle sesleniyordur. Bunların hepsi yetmemiştir ona. Arabanın arkasından bilardo ıstakasını çıkaracak ve bununla birlikte Müjde'ye vurmaya devam edecektir. Ta ki o da kırılana dek. Bu arada Müjde dışarıdadır. Artık tabii ki korkunç durumdadır. Buna rağmen araba sesi duyduğu yerde, çünkü göremiyordur da, oraya doğru koşmaya devam eder. İmdat diyerek koşmaya devam ederken arabasına atlayacaktır Önder ve Müjde'yi tam 3 kez ezecektir. Arabayla ezecektir. 3 kez. Sonrasında ise Müjde'yi acıdığım için ezdim çünkü bu durumda yaşamaya devam etmesini istemedim diyecektir. Artık normal bir şekilde hayatına devam edemezdi çünkü. Evet. Merhamet ve vicdan timsali bir insancıktır Önder Bey. Ve maalesef ki Müjde hala yaşıyordur arkadaşlar. Eğilip Müjde'yi öper, arabaya binip defolup gider oradan Önder Bey. En korkuncu ise Müjde'nin daha ne kadar sürmüştür can vermesi, o bilinmiyordur. Sonrasında ise başta size belirttiğim gibi polise haber vermiştir. Olay yerine gelen polisler şöyle söyleyeceklerdir. Karşılarında yaptığından gurur duyan, bunun hepsinin karısının suçu olduğunu söyleyen biriyle karşılaşmışlardır. Ayrıca şimdi o korkunç soru geliyor arkadaşlar. Otopside şunun tespit edilmesini talep eder Önder Bey. Karısı en son ne zaman cinsel birliktelik yaşamıştır? Evet. Daha neler duyacağız derken bunu da duyduk işte. Karısını korkunç bir şekilde katleden kişinin aklında bu soru vardır. Başka ne yaptım yoktur. Ben ne yaptım dehşetine düşmemiştir, pişmanlığına girmemiştir. Bu korkunç durumda bile karısı en son kiminle cinsel ilişkiye girmiştir veya girmiş midir sorusu vardır. Evet. Bir gün sonra tutuklama emri çıkartılır bu kişi hakkında. 3 gün sonra ise Müjde'nin katledildiği yerde toplanır tüm sevenleri. Belediye başkanı da oradadır. Orada konuşan bir imam ise herkesin artık çocuklarına daha iyi bakması gerektiğini, Müjde'nin başına gelenden çevresinin de sorumlu olduğunu söyleyecektir. Müjde'nin annesi, babası ve 3 küçük kardeşi de oradadır. Günlük gazete Die Glocke'ye Müjde'nin babası şöyle bir açıklama yapacaktır. Kızımızı çok özlüyoruz. Her gün kızımız için ağlıyoruz. Hayatımız bitti artık. 6 ay sonra duruşma başlar. Duruşma birçok kez duruşma salonundakilerin Önder Bey'e isyanlarından dolayı karışacak ve Hakime Hanım sürekli salondakilere bağıracaktır. Hatta bir gazetenin yazdığına göre bazen gereğinden fazla bağıracaktır. Önder'in ailesine yazdığı mektup okunur duruşmada. Şöyle yazmıştır Önder ailesine: "Şeytana uydum ben. Bu yüzden kendimden nefret ediyorum ve karımı çok seviyorum. Bir anlık hata sonucu yaptığım bu olay sonucunda
Hala sizin oğlunuzum ben. Hata imiş yaptığı, bir anlık hata imiş, şeytana uymuş Önder B. Bir insanın böyle bir şey yapabilmesi için ne durumda olması gerekir? Bilirkişi Gerhard Dankwiat, psikiyatrik raporunda eylemin aşırı öldürme duygusuyla işlendiğini söyler. Önder Bey'in cezai ehliyeti tamdır. Dankwiat'e göre adamın narsistlik, kişilik bozukluğu ve anormal derecede yüksek rencide olma durumu vardır. Fail çok koordineli ve planlı bir şekilde hareket etmiştir. Ayrıca ve tüm bunlara rağmen psikolojik rahatsızlığı yoktur Önder Bey'in. Anlık öfkeyle de olmamıştır bu. Çünkü zaten bıçağı amcasının evinden çıkmadan önce bir cebine koyması bu durumun planlandığını gösteriyordur. Hatta kesici alet kırıldığında bile bu duruma ara vermemiş, ıstaka kırıldığında bile ara vermemiş, bir de arabayla 3 kez üzerinden geçmiştir Müjde'nin. Önder Bey Doğu Anadolu'da büyümüştür. Kadının itaat etmek zorunda olduğu ve sürekli çevresindeki kadınlara şiddet uygulayan baskın bir babanın klasik ataerkil bir aile yapısının olduğu bir yerde. Önder Bey ayrıca müfettişlere babasından korktuğunu, tokatların günlük hayatının bir parçası olduğunu, bazen metal veya tahta bir sopayla dövüldüğünü, bir keresinde babasının sırtında bir sandalye kırdığını söylemiştir ve tüm bunlara rağmen o da babası gibi olmayı tercih etmiştir. Duruşmada karar açıklanırken donuk bir şekilde dinler kararı kendisi. Ve yine adaletsiz, hakkın yerini bulmadığı, olanın sadece gideni olduğu bir kararla karşı karşıyayız arkadaşlar. Önder Bey'e ömür boyu hapis cezası verilir. Siz şeytanın vücut bulmuş halisiniz der Hakime Hanım kendisine. Ama buna rağmen 15 yıl sonra iyi halden çıkma şansı verilmiştir Önder Bey'e. Evet, yani önümüzdeki yıl 2024'te hapishaneden çıkabilecektir Önder Bey'e. O ise bu karar sonrası o donukluğunu bırakıp önüne eğilip ağlayacaktır. Ben ise kendisine acıdığından ağladığına eminim. 2011 yılında ise Türkiye'ye teslim edilmesi için başvuruda bulunacaktır Önder Efendi. Reddedilir bu başvurusu. Çünkü Türkiye'de 15 yıl bile yatmayacağından dolayı reddedilir. Ancak kendisine bu başvuru sonrasında keşke sorulsaymış. Zamanında iltica başvurusunda bulunmuştunuz siz o ülkeden buraya gelmek için. Şimdi oraya mı dönmek istiyorsunuz? Yani bunu da sormaları gerekirmiş aslında. Gencecik Müjde'nin geleceğini elinden korkunç bir şekilde almasına karşın o geri kalan ömrünü normal bir insanmış gibi yaşama hakkına sahip olacaktır yani arkadaşlar. Federal hükümetin entegrasyondan sorumlu üyesi Maria Böhme, şu yorumda bulunur, sözde namus cinayetleri için hiçbir hafifletici neden olmamalıdır ama bu olayda olmuştur işte 2024'te çıkacaktır bu kişi. Şubat 2005'te Berlin'de erkek kardeşi tarafından sokak ortasında infaz edilen hatun sürücü cinayetinden bu yana namus cinayeti terimi Müslüman aileler içinde işlenen her büyük suçta karşımıza çıkmaktadır diye de söyler Böhme. Dünyada onur, şeref ya da namus cinayetiyle işlenen cinayetlerin %90'ı Müslüman, ataerkil aile yapısında yaşayan toplumlarda gerçekleşiyordur. Aile Bakanlığı Max Planck Enstitüsü'ne Almanya'daki namus, töre ya da onur cinayetlerini araştırma görevi vermiştir. 1996 ile 2005 yılları arasında yapılmıştır bu araştırma. Ve sonuç şöyle çıkmıştır. Bu süre içinde yılda 8 cinayet gerçekleşmiştir. Toplamda 78. İlginç olan %60'ı kadın ama %40'ı erkektir bu kurbanların. Erkek kurbanlar ise eşcinsel ya da karıları tarafından aldatıldığı için öldürülmüşlerdir. Katillerin %63'ü Türk, gerisi Arabistan, Pakistan ve Balkan ülkelerindendir. Ama bu 2005'te en son yapılan. Şu andaki durum nedir bilmiyorum. 2015 yılında ise resmi rakamlara göre 104 bin kadın ilişkileri içinde şiddete uğramıştır. Evet. Bugünkü bu korkunç olayımız da bu arkadaşlar. Evet. Birkaç kez çekmek zorunda kaldım bu videoyu arkadaşlar. Çünkü ne
öfkenize sahip olabiliyorsunuz böyle bir olayı anlatırken, okurken, yazarken. Gerçekten inanılmaz. Hani yok babası öyle davranmışmış, yok şöyle davranmışmış. Her birimizin hayatında mutlaka bir şeyler olmuştur. İyi insan olmak bu demek zaten. Kötü şeyler başınıza geldiyse sizin onları yapmamanız, tam tersine bu gidişatı değiştirmeniz. Sizin artık farklı olmanız. Evet, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz biliyor muydunuz bu olayı? Ne düşünüyorsunuz bu olay hakkında da? Maalesef ki bu olay hakkında da. Yazarsanız yorumlara. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza gel. Kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün, görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşça kalın.